Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. 2 dakikada teknolojinin bugünkü konusu iPhone 7 nasıl olacak? Hem elimizdeki verilere hem de piyasada dönen dedikodulara şöyle bir baktığımızda iPhone 7'nin Eylül ayında aramıza katılacağını düşünüyoruz. İnsanların beklentileri ise iPhone 7'nin iPhone 6s'in tasarımından tamamen farklı ve yepyeni bir cihaz olacağı yönünde. Bu beklentiye sahip insanları ciddi bir hayal kırıklığı bekliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de iPhone 7'nin tasarımının camdan olacağı orada burada her yerde söyleniyor. Apple'ın çalışmalarını göz önüne alırsak eğer iPhone 7'nin camdan olmasının yetişmesinin söz konusu bile değil, belki bunu iPhone 8'de görürüz. Ekranla ilgili söyleyebileceklerim ise henüz bilgiler çok taze olduğu için yani ekranın OLED olup olmayacağı yönünde, fakat şöyle bir şey var. Zaman açısından bakacak olursak iPhone 7'nin ekranının OLED olmayacağını düşünüyoruz. Şimdi gelelim Apple'ın rakiplerine. Şöyle bir hepsini gözden geçirdiğimizde çift kameranın artık bir rekabet unsuru olarak Apple'ın karşısında dimdik durduğunu söyleyebiliriz. Ama yine şunu da söyleyebiliriz ki çift kameranın da iPhone 7'ye yetişebilmesi durumu söz konusu olamaz. Yani hayaller iPhone 8'e desek şimdiden doğru olabilir aslında. Şarj konusunda ise beklentiler kablosuz şarjda yöneliyor. Ben hepinizin yerine Apple'a soruyorum. Ey Apple, kablosuz şarj nerede? Elimizdeki kaynakta yer alan sızıntı bilgilere göre iPhone 7'nin kasası iPhone 6s'ten 0.2 mm daha ince olacak. Ayrıca güçlenen bir diğer iddia ise anten çizgilerinin cihazın üst ve alt kısımlarına yerleştirileceği yönünde. Yine senelerdir eskimeyen bir muhabbet var. O da ana ekran tuşunun kaldırılacağı arkadaşlar. Şöyle bir şey, bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. iPhone 7'de ana ekran tuşu kaldırılmayacak. Ayrıca Touch ID'de taş gibi yerinde duracak. Ses anlamında ise Apple'da şöyle bir değişiklik bekliyoruz. Kulaklık girişi Lightning olacak ve hoparlörler Hi-Fi sistem gibi böyle güçlü çalışacaklar. Hatta bilirsiniz Apple yan ürünleri satmayı çok sever. Kulaklık girişi Lightning olunca oh gelsin yeni kulaklık satışları, mis gibi valla. Şimdi benim merak ettiğim şey şu arkadaşlar, bunu lütfen yorumlarda belirtin. Sizce Apple kendisine ödenen paraların karşılığını ürünleriyle verebiliyor mu diyorum. Ve sizlere verdiğim 2 dakika sözünü tutabilmek için hızlıca buradan kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hemen sol tarafında görmüş olduğunuz videoya tıklayarak en teknolojik 4 araba videomuza ulaşabilirsiniz. Yalnız şunu söyleyeyim, şaşırmaya hazır olun. Aha video bu tarafta.